Günaydın efendim mutlu günler Spor ve Aspor Radyo ortak yayınında sabah sporuyla karşınızdayız yaklaşık 3 saat boyunca pazar gününde bir haftaya genel bakacağız gündemi değerlendireceğiz konuşacağız son gelişmeleri. Sizinle paylaşacağız. Gazete manşetlerine de bakacağız tabi. Galatasaray'la başlayalım sabah sporunu. Icardi transferi için yoğun çaba harcayan Galatasaray yönetimi alternatif isimleri de belirledi ve arayışlarını da sürdürüyor. İtalyan basını Sarı Kırmızıların Yuko, Luka Jovic'i bir kez daha gündemine aldığını yazdı. Fenerbahçe'ye dair gazete manşetlerine birlikte göz atalım. Şimdi Fotomaç gazetesi Sırada Bekao var başlığını atmış haberin detaylarına bakalım. Sarı Partiler 3. bombasını sambacıyla patlatacak. Bekao ile 2027'ye kadar prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe İtalyan ekibine de 6 milyon euro önerdi ancak Udinese 10 milyon euro istedi tarafların orta noktada buluşması bekleniyor. Kariyerine Brezilya ekiplerinden Bahya'da başlayan Bekao 2018 2019u Rus ekibi CSKA Moskova'da geçirdi. Ardından Bahye'ye döndü ve sonrasında Udinese'nin yolunu tuttu Sambacı. 2019'dan bu yana İtalya'da olduğunu ve artık değişim istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı diyor. Gazete İtalyan basına yansıyan haberlere göre ise Fenerbahçe BK için Udinese'ye 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak İtalyanlar bunu buna karşılık 10 milyon euro istediği BK ile söz kesen Fenerbahçe Udinese'nin yazını kırmaya çalışıyor. BK'nın sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığından dolayı İtalyan ekibinin 10 milyon euroda direnmeyeceğini belirten çizme basını iki kulübün 7 milyon euroda anlaşabileceğini iddia etti demiş. Arda Güler düellosu şeklinde hemen alt başlıktaki habere de bakalım. Fenerbahçe'nin genç yıldızı için Milan İstanbul'a temsilci gönderdi. İspanyollarsa Real Madrid'de Barcelona'nın sarı lacivertli kulübe teklifte bulunacağını duyurdu. Paris Saint Germain'in de ilk teması kurduğu iddia edildi. Her geçen gün Arza Güler'in talipleri artıyor. Sertaç Komsoğlu'nun acı günü Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi aç Komsoğlu'nun kardeşi Mehmet Karacan Komsoğlu hayatını kaybetti. Sarı lacivertli kulüp resmi hesaplarından merhum Allah'tan rahmet yönetim kurulu üyemiz Sertaç Komsoğlu Kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz mesajını paylaştı. Biz de Aspor ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz kıymetli ailesine. Zakarya Fener ediyor. Yine fotomaç gazetesi bir diğer haberinde orta sahada revizyona gidecek olan Fenerbahçe sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Deniz Sakarya'yı gündemine aldı. Juventus'ta masaya oturulacak. Devam edelim Sabah Gazetesi ile. Sabah Gazetesi her maç birini kendine aşık ediyor başlığını atıyor. Büyük kulüplerin göz diktiği küçük yıldızlar listesine giren 18 yaşındaki Fenerbahçelerde Güler için bu yorum yapıldı. Omuzlarında aşk meleğiyle oynuyor denilen arzayı isteyen kulüpler Real Madrid, Barcelona, Milan, Dortmund, Sevilla ve Ajax olarak sıralandı. Genç yıldız Z bir yıl daha oynatmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin Güler ailesiyle anlaşamadığı da haberde yer aldı. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldız arda Güleri ile ilgili detaylar yurt dışı basınınca da böyle yer aldı. Yeni hoca belli oluyor demiş Sabah gazetesi Fenerbahçe yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti. Sarı Lacivertli Kulübü'nün başkanı Ali Koç bir hafta önce Mali Genel Kurulda yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin DLA'sını bilen Türk Hoca getireceklerini söylemişti. Aradan 8 gün geçerken camiada yeni teknik direktör merak ediliyor. Bu ismin İsmail Kartal olduğu artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı demiş. Hemen üst başlıklara da kutu haberlere de bir bakalım atan tutan sırada atan tamam sırada atan tamam sıra tutan özür diliyorum. Forvet'e Ceko'yu alan Fenerbahçe kaleye Livakovic takviyesi için Dinamo Zagreb'i ikna etmeye çalışıyor demiş Sabah gazetesi. Ferdi'nin açıklamalarına yer vermiş karar sizin başkanın başlığıyla İtalya ve İngiltere'den tekliflerinin olduğu Ferdi tatilin keyfini çıkarırken... Transferde tüm kararı Ali Koç'a bıraktı. Fenerbahçe ve BK ile imzaya yakın biz de az önce detayları sizinle paylaşmıştık. Şimdi takvim gazetesine bakalım. Ferdiye Fulham kancası. Premier Lig ekiplerinin Fulham'ın Ferdi Kadıoğlu'nu istediğini bildirdi. Milan ve Inter'in de milli futbolcuyla ilgilendiği iddialar arasında Fener Ferdi Başkan Koç'a sizin kararınız önemli dedi az önce e, Sabah gazetesinde de dile getirdiğimiz gibi. Bekado geri sayım Uldunez'e Rodrigo Bekayı satmaya artık sıcak bakıyor ifadeleri kullanılmış. Biz de haberimizde paylaştık. Hemen alt başlıkta da Zalai'de geri adım yok dermiş Zalai. Everton, Wolfsburg ve Valencia istiyor. Gelen en yüksek teklif 9 milyon euro ancak yönetim pazarlık kapısını 15 milyon eurodan açıyor demiş takvim gazetesi Fenerbahçe'ye dair. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Bir e, haber başlıklarımıza bakalım. Gündemin öne çıkan Galatasaray'a dair detayları neler? Hikari transferi için yoğun çaba harcayan Sarı Kırmızılı yönetimi alternatif isimler içinde arayışlarını sürdürüyor. İtalyan basını Sarı kırmızıların Luka Jovic'i bir kez daha gündemine aldığını yazdı. Detaylar neler? İzleyelim. İşte bakalım. Şimdi Galatasaray'a dair bakalım fotomaç takvimi ve sabah gazetesinde hangi haberlere yer verilmiş. Fotomaç gazetesi Zaniolo'nun Galatasaray macerası kısa sürecek gibi görünüyor demiş ve yuvaya doğru başlığını atmış. Juventus Federico'yu isteyen Liverpool'la sıkı bir pazarlık halinde. Anlaşma sağlanırsa İtalyan ekibi e, Federico'nun yerini Zaniolo'yla ile dolduracak ifadeleri kullanılmış. Nicolo Zaniolo henüz geleceği ile ilgili bir karar vermedi. Sarı kırmızılı form altında ilk sezonunu şampiyonlukla tamamlayan e, Galatasaray'da oldukça mutlu olan İtalyan Yıldız Şampiyonlar Ligi seçeneği nedeniyle ayrılığı çok da düşünmüyor. Ancak gelecek olan tekliflere de kapısını kapatmadı demiş Fotomaç gazetesi. Sabah gazetesi önce Galatasaray başlığını atmış. Icardi'nin menajerliğini yapan hayat arkadaşı Vandanara güzel haberi verdi. Arjantinli golcünün çok sevildiği İstanbul'da kalmayı istediğini söyleyen 36 yaşındaki model Galatasaray'la konuşmadan karar vermeyiz dedi ve sarı kırmızılı yönetimden görüşme talep etti. ilk toplantı gelecek hafta yapılacak daha önce yaptığı açıklamada Mauro gelecek yıl Avrupa'da kalmak istiyor biz Suudi Arabistan'da yaşayamayız diyen Bandana'nın Galatasaray yönetimine haber göndererek en kısa sürede görüşme talep ettiğini kaydetti. Sarı Kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla yeniden takımda görmek istediği 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki haftaya masaya oturacağı öğrenildi. Yıldız oyuncunun hem sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hem de Nara'nın son ifadeleri gelecek sezon Galatasaray'da oynama ihtimalini yükseltiyor ifadeleri kullanılmış. Takvim gazetesi de son aday Enzola demiş Yıldız isim kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle forvet hattına transfer yapacak Galatasaray. Spezia'nın Angolalı golcüsü Mbala Enzola ile temas kurdu. Cimbom'un yıldız oyuncuyu geri dönüşü sonrası İtalyan ekibiyle de transfer masasına oturacak demiş takvim gazetesi. Detaylar bu şekilde. Her zamanki şıklığıyla Savaş Çorlu bizi bekliyor. Savaş Çorlu iyi pazarlar, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim, iyi pazarlar. Sen de öylesin, ekrana çıktığın zaman hakikaten son derece dikkat eden arkadaşlardan bir tanesisin. Teşekkür ediyorum güzel Sen sözlerin de, için. Sen de ilk beşe B girersin bu konuda, hatta <laughs> ilk sırayı alabilirsin Savaş abi. Sağ ol, ek, e, eksik olmadı da sağ teşekkür ediyoruz sana. E, Savaş Çorlu Galatasaray'ın haber manşetlerine şöyle bir baktık, e, şimdi detaylandıracağız ama tabii ki, Galatasaray konuşacaksak o konuşmaya Icardi'yi konuşarak başlıyoruz. Dün akşam sıcak gelişmeler yaşandı, bir paylaşımlar oldu. Okan Burun sevgili oğlu Ali Yiğit'in dün doğum günüydü. Biz de buradan Aspor ailesi olarak bir kez daha kutlayalım Ali Yiğit'in doğum günü. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice güzel seneler olsun. Babasıyla, annesiyle, ailece ve sevdikleriyle. Ee, ama tabii taraftar heyecanlandı. Ee, Ali Yiğit'in doğum gününü kutladı. Ali Yiğit, e, Icardi'nin gol sevinciyle pastasını kesince bunu da paylaştı. E, Van Danara görüşme talep etti deniyor. Detaylar sizde. Ya bu şampiyonun simgelerinden bir tanesi de Ali Hitoğlu senin dediğin gibi. Ee, özellikle o paylaşımlar içinde dört tane resim paylaşmış sevgili Zeyra. Bir tanesi e, Icardi'nin omuzlarındaydı. O fotoğraf da çok çıktı. Pasta fotoğrafı da çok güzeldi. Ya bir gerçek var. Icardi imza atmadan biz Icardi'yi konuşmaya devam edeceğiz. Icardi imza attıktan sonra artık sahada konuşacak. Ama şu durumda ...Rio de tatil yapıyorlar. Hatta iki gün önce giderken... E, ...tatilin uzun olabileceğini söylemiştim. Çok büyük bir bavulla gitmişler. Acaba transfer mi oluyor demiştim... ...o bavul görüntülerini görünce havaalanından. Şimdi bakıldığı zaman... ...sponsorluk, günlerdir bir sponsorluk olayı. Vandana'nın açıklamaları... ...Evet, Icardi gerçekten Türkiye'de çok mutlu oldu. Attığı goller, yaşadığı şampiyonluk... İşte, ...Ali Iti omuzunu alması... E, ...Okan Hoca omuzunu alması... ...takım içinde sevilmesi. Ama bir gerçek var. Şu anda şampiyonluktan sonra pazarlıklar ne aşamada? Biz e, evet çok mutlu ama Paris Saint Germain'in henüz daha bonservis pazarlığı ne aşamada olduğunu bilmiyoruz. Icardi ile Vandana konusunda sürekli sosyal medya paylaşımları. Bir de bir sponsorluk. Ya Icardi üzerinden artık bu kadar reklam yapmayı bıraksınlar. Her gün, her gün neredeyse sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda Icardi için sponsor şöyle olacak, böyle olacak, şu olacak, bu olacak. Dün de yeni stat sponsorluğu Erden Timur'un dışında eski yöneticilerden Rezan Öpözdemir'in bir teklif verdiğini gördük. Duyduk. Hatta yazılı olarak da. Ya bilmiyorum ama Icardi konusunda artık biraz böyle somut bir şeylerin olması lazım. Çünkü Van Danara, Icardi ve taraftarlar arasında gidip geliyor. Yönetim biraz daha net bir şeyler ortaya koyması lazım. Çünkü pazartesi günü 26'sında şurada bir gün sonra şey başlıyor, hazırlıklar başlıyor. Sonra kamp dönemi başlayacak. Ve hala Galatasaray'da henüz bir, bir tane transfer yok. Gidecekler bir taraftan konuşuluyor. Benim umudum var ee, ama şu anda somut bir şeyler taraftarlar duymak istiyor. Icardi evet Galatasaray'ı çok seviyor ama bunun bir e, bedeli olacaktır. Fedakarlık da yapıyor. Fakat bir taraftan gelen teklifler ne aşamada? Böylesine bir golcüye e, Galatasaray dışında da teklifler yapılır. Bu konuda biraz daha somut bilgi görmek lazım. Ben hala Icardi'nin kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum ama çalışma gerçekten var. Bu çalışmanın sonucu nereye kadar gider bilmiyorum. Van'dan sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Ee, Icardi biraz daha iyi. En azından adım doğum günü kutlaması çok şık olmuş. Bakalım bundan sonraki süreci ben yönetimden biraz daha somut şeyler bekliyorum sevgili Ceyda. Ama çünkü Icardi çok seviliyor. Sen de takdir edersin ki arabaya bindiğimiz zaman, markete çıktığımız zaman, kuaföre gidince e, hatta geçen gün trafik polisi önümü durdurdu. Üç tane trafik polisi abi Icardi bitiyor mu dedi. Ya, gerçekten de biraz daha net cevap vermek için Birkaç gün daha beklemek lazım. Sanki bayramdan sonra biraz daha netleşir bu konudaki e, tam detaylar. Peki Savaşçıoğlu hemen şunu sorayım. Bilmiyorum ne dersiniz ama yüzde olarak sizin için şu an yüzde kaç bu transfer? Ve olumlu sonuçlanması Galatasaray adına. Lig biter bitmez yüzde 50, yüzde 50 demiştim. E, yönetim şu anda biraz daha böyle somut bir şeyler söylemediği için ben yüzde 20'lerde görüyorum. Çünkü gerçekten de Real ve Janeiro'da tatilde... Arabistan teklifini kabul etmiyor sevgili Ceyda ama bir yerlerden de hiç teklif almaması. Mesela biz şu anda Zaniola için konuşacağız. Birçok teklif geldiğini görüyoruz. Boya için aynı şekilde, Nelson için. Şurada Icardi konusunda bir Arabistan rüyası var. Rüya diyorum ona çünkü takım ismi verilmiyor sevgili Ceyda. Arabistan'dan Icardi için 10 tane teklif var. Kim, hangi kulüp, ne kadar verdi bunları duymuyoruz. Şu anda %20 belki önümüzdeki günlerde bu rakam daha da yukarıya çıkabilir, aşağıda inebilir. Peki gelecekleri hep konuşuyoruz işte Icardi listenin ilk sırasında diyoruz ama bir de tabii Galatasaray'da yol ayrılıkları kimlerle olacak? Kasasına ciddi bir gelir girmesi söz konusu gidecek futbolculara gelen teklifleri. Az çok artık hepimiz öngörebiliyoruz hangi fiyatlarda teklif geleceğini. Ama Zaniolo'ya ayrı bir parantez açalım. Zaniolo geçen sezon devresi transfer döneminde Herkesi şaşırtan bir hamleydi ve sezon sonu işaret edilerek transfer edilmişti aslında. E, o gün yaklaşıyor mu? Zaniolo Galatasaray'da kalacak mı yoksa teklifler çok ciddi gitmesi daha yüksek ihtimal İlk geldiği gün söylemiştim bu konuda hiç e, geri adım atmadım. E, Galatasaray'ın kaydedik oyunculardan bir tanesi Zaniolo olabilir. Juventus, Milan, Lazio ve ben Milan konusunda biraz daha e, inatçıyım, inatlıyım. Geldiği gün de söylemiştim. Juventus da çok iyi teklif yapıyor. Lazio'nun da iddiası olduğu e, iddia ediliyor. Ama e, ben burada e, baktığımız zaman sanki tercihini Milan'dan yana kullanacakmış gibi geliyor önümüzdeki günlerde. Fiyat olarak Galatasaray burada ne kadar e, kar elde eder bunu o transfer sürecinde göreceğiz. Ama boy ve Nelson'dan önce bir Zaniola ayrılığı olabilir. Hatta bunu Sayın Erdem Timur da Zanyola ayrılırsa hakim Zeyk ile o bölgeyi doldurmak istiyoruz demişti. Hakim Ziyek'in de şu anda durumu tam olarak belli değil. Satış listesinde ve şey takımlarla görüştüğü oyuncular var. Bakalım bu konuda da ben önümüzdeki günlerde bir bayram sonrası Zaniola da şu anda tatilde. O da arkadaşlarıyla poz veriyor, sürekli resimler paylaşıyor. Bir ayrılık sanki bence gözüküyor. O da ilk olarak diyebilirim yani Zaniola için. Şimdi bir de e, Kardi giderse yönetimin B planı da merak ediliyor Savaş Çorlu. E, yönetimin bu anlamda bir Yoviç hamlesi olabilir haberini paylaşmıştık. E, Kardi olmazsa B, C planları e, yönetimin hazır mıdır? Sizin aldığınız istihbarat ne yönde? Ee, var B ve C planları var ama bütün planlar Icardi üzerine. İşte bu süreyi ne kadar belirledi orası çok önemli. Icardi'yi ne kadar bekleyecek? Sezon başında transferi son gün kadar bekledi? Yaklaşık bir 45-50 günlük bir süreç vardı Icardi ile görüşme süresi. Orada Icardi beklediği transfer tekliflerini alamamıştı. Dolayısıyla son gün Galatasaray resmi olarak transferi duyurdu ve iyi ki de duyurmuş. Çok da önemli bir transfer. Bence Galatasaray tarihinin en önemli transferlerinden bir tanesi oldu. Golcü konusunda bir numaraya koyarım. Ama şu anda o BC planlarını devreye sokmak için de biraz tabii hızlı hareket etmek lazım. Sanki o bayramdan sonra evet yavuş transferi şu anda çok net görüşülen bir transfer. Ama her gün yeni isimler de çıkıyor. BC, D arka arkaya sıralanabiliyor. Transferde çünkü bir anda pürüz çıktığı zaman hemen arkasından planı uygulamak lazım. Ama bu plan tamamen Icardi ve Icardi'siz yapılıyor. Icardi varsa arkasından ölecek olan golcünün Icardi ayarında bir golcü çünkü yedeklik konusunda sıkıntı olur. Nasıl ki Mustere'ye bu takımda 12 senedir kim gelirse gelsin bir numara. E, Icardi'yi de e, herhalde Mbappe'ye getirmek lazım Icardi'den formayı almak için. Kim gelirse gelsin bu sevgiyle, bu performansıyla Icardi'den başka birisi formayı alamaz. Yedekliği kabul etmesi lazım ya da birlikte oynamayı kabul etmesi lazım. O yüzden ben şu anda %20 dedim. Önümüzdeki bayram sonrası bu konu biraz daha netleşir. Icardi ve Icardi'siz Galatasaray ne yapacaksa o transferi bir an önce e, çözmesi gerekiyor bence. Şorlu bu sezon hemen hemen tüm futbol severler bir sezonun 11'i yapsa stoper ikilisine, nelson Abdülkerim ikilisini yazabilir ama sanki bu sezon bu ikili ayrı düşecekmiş gibi. Galatasaray ciddi gelir elde etmek istiyor transferlerden. Eğer bir satış gerçekleşirse. E, tabii bu transferler Nelson'dan bahsediyorum özellikle gerçekleşirse yerleri kolay dolar mı bir soru işareti e, savunma demişken Nelson demişken Saşaboya'ya da gelen teklifler üzerine ne söylersiniz? Sevgili Ceyda işte burada e, biraz şeyim var böyle keşkelerim. Mesela şimdi biz hep Icardi'yi konuşuyoruz günlerdir. Nelson büyük ihtimalle gitme olası yüksek 25 milyon serbest kalır mı? Şaşı boy kesin olarak ayrılacağını ve ayrılmak istediğini ifade etti. Şimdi sol transferini yapmanız gerekiyor. Takımda bir numaralı sorun aslında sol bek Şampiyonlar Ligi oynayacak. Şampiyonlar Ligi oynayacak. Stopere bir takviye yapılacak. Şaşı giderse sağ beke bir transfer yapılacak. Raşitsa için görüşülüyor. Raşitsa'nın yerine bir oyuncu transfer edecek. Kerem şu anda takımda gibi gözüküyor. Forvet için bir değil. Icardi'ye göre iki ya da üç transfer. Dolayısıyla burada stoper attığı için de girişimler var. Nelsonlu ve ne sonsuz. Bunların hepsi herhalde önümüzdeki haftadan sonra biraz daha netleşir. Çünkü 25 Temmuz'da şampiyonlara göre olacak. Zayıf takım çıkmış olsa da her ne kadar rakibiniz zayıf olmuş olsa da kamp hazırlıkları çok önemli. Tam takım halde yapmanız lazım. Florida bakın sezon başı hazırlıkları başlayacak. Belki 12-13 futbolcuyla bir hazırlık yapılacak. Bu yüzden ben Nelson'la boy ayrılığını da yüksek görüyorum ama Galatasaray istediği rakamlar henüz daha e, ulaşamadı. Raşit saçında uğraşıyor. E, eğer Nelson giderse ilk etapta Kaan Ayhan tabii ki şu anda orada. E, Sabek'te Mert Müldür için çok ciddi çabalar sarf ediliyor. Orada da aynı baktığımız zaman duba var. Kaan Ayhan zaman zaman orada oynuyor. Ama şu anda o bir numaralı transferin gündem maddesi Icardi. Şu anda Nelson'u da görüyoruz. Nelson da ayrılmak istiyor ben bayram sonrası Galatasaray'da çok ciddi bir transfer hareketi yaşanacağını düşünüyorum sevgili Ceyda. Çünkü şu anda bayramda bile futbol şubesi belki bir Paris. Orada hem tatil hem transfer. Sevgili Cenk Ergün'ün şu son zamanlarda pek sessizliğe büründü. Bir Galatasaray'da biraz da sessizlikle götürülüyor sanki iş. Cenk Ergün de çünkü Galatasaray'ı 20 yıldır bilen o transfer sihirbazı lakabını almış bir isimdir. O da şu anda bence boş durmuyor. Terle piyasasını çok iyi biliyor. Şu anda da Galatasaray'ın e, pazarı. İtalya ile Türkiye arasında gidiyor, İstanbul arasında. Ben bu yüzden de biraz bayramda, Cenk Ergün'den de bir şeyler bekliyorum açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyoruz Savaş Çorlu. Kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. iyi pazarlar dileriz bir kez. İyi sonra. yayınlar, iyi hafta sonları. Kolay gelsin. Teşekkür de, ediyoruz Savaş Çorlu'ya. Devam edelim. Ee, sabah sporuna Beşiktaş'la stoper transferini hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Beşiktaş, Amir kararını bir an önce vermesini istedi. Detaylar neler izledi. Beşiktaş'a dair gazete manşetlerine bakalım hemen. Sabah sporunda Asporza Beşiktaş Leicester City'nin golcüsünün peşine çıktı. Kaleçi harekatı denmiş. Kartal Premierlik'ten düşen Leicester City'den ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Nijeryalı forvet için İngiliz ekibine maaşının yarısını ödeyerek kiralama teklifi önerdi diyor. Savunmacı, sambacı, stoper, siyah beyazlılar Southampton'ın 26 yaşındaki Brezilyalı stoperi Lianco için kiralama önerdi ifadeleri kullanılmış. Emirsi nazlanıyor denmiş ki biz de az önce detayları sizinle paylaştık. Tayfur Bingöl'de fark 1 milyon euro. Geçen yıl kiralık olarak oynayan Tayfur için Alanya Spor 1,5 milyon euro isterken Beşiktaş 500 bin euroluk bir teklif sundu demiş Fotomaç gazetesi. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi Beşiktaş Leicester City'nin yarıyılı forvetini gözüne kestirdi. İha Nacho operasyonu denmiş. 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen siyah beyazlar İngiliz kulübüne oyuncunun 4,5 milyon euroluk maaşının 2 milyon eurosunu karşılama talebinde bulunduğu 5 gol 5 asisti var e, futbolcunun. Ve takvim gazetesi Kartal'da stoper avı başlığını atmış. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündeminde iki oyuncu ön plana çıktı. Beşiktaş şu yönetimi Nantes'tan, Girato ve Braga'dan da Tormena'ya göz dikti. Siyah beyazlılar iki oyuncudan birini renklerine bağlamak için oyuncu ve kulüpleriyle Pazarlıklarını sürdürüyor demiş. Muleka için beklenecek başlığı da atılmış. Jackson Muleka için teklifler değerlendiriliyor. Katar'dan 3,5 milyon euro civarında bir teklif var. Cenk Tosun'un sakatlığının uzayacak olması nedeniyle e, bu transfer bekletiliyor demiş. E, takvim gazetesi. Devam edelim şimdi sıradaki Haberimizle haber turumuza Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda hakemler 136 kez beyaz noktayı gösterdi. Lehine en çok penaltı verilen takım Fenerbahçe, aleyhine en az penaltı verilen takımsa Galatasaray oldu. Sabah Spor'un bu saatinde dün akşama gideceğiz transfer raporu programında bakalım neler konuşuldu. Sonra devam edeceğiz. Biz bu haberle birlikte sabah sporunu noktalıyoruz. Noktalarken de Fenerbahçe geride bıraktığımız haftada Yıldız transferini gerçekleşti. Edin iki sezon boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Biz de Edin gollerini hatırlayarak sabah sporunu noktalayalım dedik. Sonrasında sevgili Deniz Satar yaşasın hafta sonu diyecek ve gelişmeleri sizinle paylaşmayı sürdürecek. Hoşçakalın.